Yani sen büyüksün ama ben de fena değilim, haşa. Her yıl Ramazan'ı büyük bir özlem ile beklemeli, karşılamalı. Gündüzün ayrı, gecenin ise ayrı bir güzellik olduğunu farkına varıyorsunuz. Hani der ki bu çare değildir. Halbuki çare bu. Bir insan ilk tekbire yetişemiyorsa öyle büyük bir musibet ki. Ramazanım merhaba. Allahu ekber, Allahu ekber. Ramazan ayına yaklaşıldığında çok önceleri, çocukluk çağlarında bir telaş kaplardı bizleri. Saatler boyu aç kalmak, bir takım şeyler, kurallara uymak gibi bizi adeta önceden telaşlandıran, hani yeni deyimle strese sokan bir halimiz vardı. Ramazan'ın gelmesini halbuki insanın arzu etmesi ve Ramazan geliyor diye sevinmesi, muhabbet duyması lazım. Çünkü bu Ramazan'a hürmet meselesidir. Eğer bir insan Ramazan'a hürmet etmiyorsa, onun Allahu Teala Hazretleri ile alakası kalmamış gibi bir şeydir. Çünkü Rabbi tarafından kendisine o kadar büyük ikramlar var ki. Bütün bu ikramların sonunda insan bakıyorsunuz, bir takımı nefsindeki sıkıntılardan dolayı işte oruç tutmak, bir takım hareketlerin kısıtlanması, yiyeceğin, içeceğin sınırlandırılması meselesi insanları telaşa sokuyor. Bizler mesela ilk oruç günlerinde bütün derdimiz, çocukluk hallerimiz de buydu. Biz isterdik ki bir an önce iftar olsun. Yani akşam ezanını hiç o kadar muhabbetle beklememiştik. Bir an önce bitsin isterdik oruç. Nasıl vakit geçirebiliriz diye düşünürdük. Ve bu arada orucun tabii sadece bir aç kalmak olduğunu zannederdik. Oysa merhametlerin en merhametlisi tarafından yöneltilen bu oruç. Yani bir Ramazan ayı ve o Ramazan'daki oruç ve diğer hayırlar, diğer güzellikler. Bir insan Ramazan ayında kendisine ikram edilenleri bildikten sonra nasıl olur da ondan sadece birkaç saat aç kalacak diye ondan yüz çevirir veya onun gelişinden bizar olur. Rabbimizin merhametiyle kuluna ikram ettiği Ramazan ayı, Ramazan günlerinin mükemmel bir karşılayışla bizi beklediği Ramazan geceleri. Bütün bunların, bu nimetlerin farkına varmadan sadece kendimizi tabii açlığa adapte edip de onu düşünürsek hakikaten sıkıntılı günler geçirebiliriz. Ama şöyle bir şey düşünün. Bir ömür hatalar yapıyorsunuz. Bir ömür sıkıntılı bir hayat yaşıyorsunuz. Ama bir Ramazan'ın sonunda o ömür tamamen affedilmiş, mağfiret edilmiş bir hale geliyor. Rabbimizin merhameti tabii düşünebiliyor musunuz? Bir insan 40 sene yaşasa ve 40 sene içinde hoş olmayan işler yapsa ve sonra Allahu Teala kendilerine 40 sene yanlış yaşadın, 40 sene de düzgün yaşa, seni affedeyim deseydi biz ne yapardık? Halbuki bakıyorsunuz Ramazan'ın içinde, bir Ramazan ayının sonunda eğer Rabbinden karşılığını umarak orucunu tutan ve Ramazan'a hürmet eden insanlar gecelerini işte teravihle, zikirle, tesbihle, Kur'an ile ihya eden insanlar, bir bakıyorsunuz ki o şeyin sonunda, ayın sonunda anasından doğduğu gibi tertemiz oluveriyor. İnsanlar demek ki her yıl Ramazan'ı büyük bir özlem ile beklemeli, karşılamalı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duasıydı. Böyleydi zaten. Recep ve Şaban'ı ya Rabbi bize bereketli kıl ve de bizi Ramazan'a eriştir diye. O af günlerine, Rabbimizin merhametinin sağanak sağanak yağdığı günlere yetişmek ne kadar güzel. Halbuki ilk zamanlarda mesela bizim çocukluğumuzda ve biraz daha gençliğimizde bunun farkına varmıyorduk ama gönlümüz en azından gündüzleri o kısıtlanan hareketlerimizle ve yiyeceklerle sıkıntıya düşse bile bedenimiz, akşamları bir teravih namazına gittiğimizde orada müezzin efendinin mesela ilahilerle, güzel bir sesle kâmetini ve salavatlarını dinledikten sonra her gün Ramazan olsun istiyor insan, arzu ediyor ama sabah olup da yeniden başlayınca hani geceleri hep Ramazan olsa da gündüzleri olmasa gibilerden bir şeyler de insanlar arzu edebiliyorlar ama
Ne olursa olsun sonradan bunların ikisi bir araya geliyor. Birleşiyor ve gündüzün ayrı, gecenin ise ayrı bir güzellik olduğunu farkına varıyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz? Sizden aç kalmanızı istiyor Rabbiniz. Ve siz dönüyorsunuz ona, size muhabbetle yönelen Mevlamız, dostumuz olan Rabbimize, ''Ya Rabbi baş üstüne diyorsunuz senin için, senin için yemiyorum diyorsunuz, senin için su içmiyorum diyorsunuz ve su içmemenin bu kadar kıymetli olduğu bir yerde göremezsiniz artık. Bir su içmemek ne demektir? Su var, içmiyorsunuz. Evet. Ama ya Rabbi senin için dediğiniz zaman o su içmemek de çok mükemmel bir şey oluyor. Senin için yemiyorum ya Rabbi diyorsunuz. O yememek, yemekten yüz çevirmek belki de ömrünüz içinde çok defa yüz çevirmişsinizdir. Yemiyorum demişsinizdir. Bazen küsmüşsünüzdür ama hiç böyle güzel olmamıştı yememek. Dolayısıyla insan Rabbi için yaptığı zaman her şey bir anlam kazanmaya başlıyor. Bunun yanında tabii yemiyorum, içmiyorum ya Rabbi dedikten sonra bir müddet sonra insanlar bir takım Ramazan'ın güzelliğini hissettiklerinde şunu fark ediyorlar ki haramdan yüz çevirmek, yalandan ağzını bağlamak, bunun gibi hallerde de eğer insan kendisini geriye çekebiliyorsa bir de bunun gönüle bir halaveti, bir tatlılığı, bir güzelliği oluyor. Yani imanın farkına varıyor insan. İmanın farkına varıyor, diyor ki ya Rabbi senin için çevirdim gözümü diyor. Çeviriyor ama bir sakınmasını öğreniyor. Farkına varamadığı bir şey var. Gözünü çevirmesi, dilini kem sözlerden ayırması, kem sözleri söylememesi, bütün sözlerine dikkat etmesi. Biliyorsunuz Yunus Emre Hazretleri buyuruyor ki key sakın ki hakikatından seni ıra ede bir söz. Yani bir söz söylersin eğer Rabbin muradının hilafına ise, eğer onun arzısına karşıysa, onun muradı değilse, öyle bir sözden hoşlanmıyorsa hak dergahından da sürülüp atılabilir insan. Şimdi dilinizi tuttunuz, aman diyorsunuz, sakınayım dilimden işte kem söz çıkmasın. Gözünüzü sakınıyorsunuz. Kalbinize hoş olmayan şeyleri sokmuyorsunuz. Zanlardan uzaklaşıyorsunuz. Bütün bunlarla beraber öyle bir mükemmelliğe ulaşıyorsunuz ki farkına varmadan işte takva dedikleri, yani Allah'tan sakınmak dedikleri şeye ulaşıyorsunuz. Zaten Rabbimiz de öyle buyuruyor. Estağfirullah. Sizden öncekileri olduğu gibi size de oruç farz kılındı. Belki sakınırsınız. Leallekum tettekun. Estağfirullah geçiyor. Tabii o lealle kısmı belki değil, kesin olarak sakınırsınız manasına. Şimdi bir insan eğer sakınmayı öğrenebilecekse, Ramazan ayı müddetince tuttuğu oruçla, tuttuğu diliyle, sakındığı gözüyle Allah'tan sakınmayı, onun muradına aykırı olan şeylerden sakınmayı öğrenebilecekse, onun için o kadar çok büyük mükafatlar var ki, mesela Kur'an'ı anlayabilecek. Kur'an'ı anlamaya çalışıyoruz ama beceremiyoruz, tefsirlere bakıyoruz, kelimeleri anlıyoruz, manalarını da anlıyoruz zannediyoruz ama kalbe tesiri olmadıktan sonra Kur'an anlaşılmaz, sayılmaz. Dolayısıyla Kur'an'ı anlamanın da bir yolu var. Şimdi Kur'an bir hidayet rehberidir ama muttakiler için. Dolayısıyla o sakınma meselesi, Allah'tan sakınma meselesi olursa Kur'an bizim için bir hidayet rehberi olur. İnsan Allah'tan sakınmayı eğer başarabilirse Allah-u Teala ona ummadığı yerden bir rızık verir. Ummadığı yerden sıkıntılarına bir çıkış yolu açar. Bir gün sahabe efendilerimizden bir tanesi geldi. Ya Resulallah dedi, benim dedi evladımı dedi müşrikler götürdüler, hapsettiler dedi. Dolayısıyla çok sıkıntıda, evladını müşrikler almış. Müşriklerle müminlerin arasındaki düşmanlık zaten belli. İşkence mi ederler, öldürürler mi? Çok sakınıyor. İşte bu arada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine bir tavsiyesi oluyor. Buyuruyor ki evine git, Allah'tan kork, Allah'tan sakın. Şimdi bir bakıyorsunuz o insanın derdi ve Efendimizin ona çare olarak verdiği şey. Ne diyor? Evine git, Allah'tan sakın. Peki müşriklerin elindeki evladı ne olacak? İşte Allah-u Teala'nın vaadi var. Bir insan eğer Allah'tan sakınırsa, takva sahibi olursa Allah-u Teala ona yardım ediyor.
bulunduğu sıkıntılı durumdan bir çıkış hazırlıyor. Nitekim o insan da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü iki etmedi. Hemen eve gitti ve ondan sonra diyelim ki ailesine hitap ederken sakınarak hitap etti, incitmeyeyim diye. Komşularıyla iyi geçinmeye çalıştı, kimseyi mağdur etmemeye çalıştı ve Allah'a karşı olan edeplerine de dikkat etti. Bu sakınmanın sonunda birkaç gün içinde bir baktı, evladı çıkmış gelmiş. Nasıl kurtuldun yavrum diyor. Babacığım diyor, müşrikler beni unuttular şeyde, kapalı kaldığım yerde. Başımdaki nöbetçi ayrıldı, ben de çıktım, kaçtım. Ve gelirken diyor, baktım müşriklerin diyor çobanı uyumuş diyor, 4000 tane de koyun var orada diyor. Bir tanesini sürükledim yanımda diyor. O koyunların hepsi peşimden geldi diyor. 4000 koyunla birlikte geldim babacığım diyor şimdi. Bakın yani bir insana çok zordayım, çok sıkıntıdayım, bu halim ne olacak dediği zaman Allah'tan kork dense, hani der ki bu çare değil der. Halbuki çare bu. Neticede yardım yapacak olan Allah-u Teala Hazretleri, iyi geçineceğimiz O, sakınacağımız O ve hoşnut etmek zorunda olduğumuz O. Öyleyse bu oruç bizim için ne kadar büyük bir nimet ki onu hoşnut etmek üzere bize verilmiş. Ve bu güzellikleri de biz fark ettiğimiz zaman, her şeyin Allah rızası için olduğu zaman oruca daha çok sarılıyoruz. Ramazan'a çok daha fazla değer veriyoruz. Her anının hatırını saymaya çalışıyoruz. Ramazan bizden şikayetçi olmasın. Ne gündüzü ne gecesi diyoruz. Bu yüzden gecelerimizde biliyorsunuz, gündüzde tabii okuyabiliriz ama iş yüzünden belki insanlar okuyamazlar. Kur'an'a sarılmak, Kur'an okumak çok önemli. Gündüz sakınmayı öğrendiniz, gecede Kur'an okudunuz. Bu sefer Kur'an'ı da anlamaya başlayacaksınız. Kur'an'ı anlamaya başladıktan sonra zaten mesele halloluyor. O Kur'an kalbe indikten sonra daha insanın bir derdi kalmıyor. Dünya da dert olmaktan çıkıyor. Geçim sıkıntısının sizin için bir nimet olduğunu anlıyorsunuz. Başa gelen musibetlerin Allah'ın bir ikramı olduğunu anlıyorsunuz. Bir insanın başına çok çeşitli musibetler gelebiliyor. Görüyorsunuz, savaşlar oluyor, sürgünler oluyor. Bir sürü dertler oluyor, sıkıntılar oluyor. Bunların içinde şöyle de bir şeyle karşılaşabiliyor. Yani malını tamamen kaybedebiliyor. Memleketinden sürülebiliyor. Evladını kaybedebiliyor. Kendi organlarından birini kaybedebiliyor. Sıhhatini kaybediyor. Bütün bu kayıpları onun için bir nimet olduğunu anlıyor. Peki musibet nedir? Asıl bela nedir mümin için? Bütün bunların bir nimet olduğu kabul edilirse, bir mümin için musibet işte bir vakit namazını kaçırması, bir zikrini eda edememesi veyahut da işte diyelim ki cemaate devam edememesi. Şimdi bunun haricinde bir insan ilk tekbire yetişemiyorsa öyle büyük bir musibet ki. İlk tekbire yetişemiyoruz. Şimdi bir gün Hazreti Ebubekir Efendimiz radıyallahu anh geliyor. Telaşlı, sıkıntılı bir şeyle geliyor. Ne oldu ya Ebubekir diye soruyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Ya Resulallah diyor, benim diyor kervanım vardı Şam'dan gelecek diyor. O kervanı diyor eşkıyalar develeriyle beraber, mallarıyla beraber almış götürmüşler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam tebessüm ediyor. Ben de zannettim ki diyor, namazın ilk tekbirini kaçırdın diyor. Yani bu kadar önemli. Peki buna kim dikkat edebilir? Buna ancak sakınanlar dikkat edebilir. Namaz vakti geliyor diye önceden düşünenler, namaz vaktinde camide olayım diyenler ve imam ile beraber ilk tekbiri kaçırmayayım diyenler sakınanlardır, muttakilerdir. Ve her şey muttakiler için, akibette muttakiler için, bütün güzellikler muttakiler için, Allah'ın dostları da muttakilerdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ehli de muttakilerdir. Şimdi Selman-ı Farisi için o ehlimdendir buyurdu. Halbuki onun ehli belli. Selman-ı Farisi de Fars, Acem. Ama işte onun ehlinden olması, o muttakiliği, o Allah korkusu. Sonra sakınmak şöyle çok güzel bir şey yapıyor. İnsana bir şey kazandırıyor. Bakın, her şeyden önce bir kalpte Allah korkusu olması lazım. Allah korkusu olmayan kalplerin durumu nedir? Neden böyle oluyor dediğimiz zaman, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir cehri namaz kıldırıyor. O namazın için namaz bittikten sonra dönüyor, soruyor.
Buyuruyor ki ben ne okudum namazda? Kimseden bir ses yok. Ka'b bin Übey radıyallahu anh diyor ki ya Resulallah şu 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 sureleri okudunuz. Şunları da geçtiniz. Bilemiyorum neden geçtiniz diye. Ya Ka'b diyor sen diyor bu işin ehlisin diyor. Ehlisin derken sen hafızsın, iyice biliyorsun nerede ne okundu, ne geçti manasına değil. Sen cemaat olmanın ehlisin. İmamın arkasında durmanın ehlisin çünkü onu dinlemişsin. Ve sonra dönüyor diğerlerine, sahabe efendilerimize, tabii ilk zamanlar Allahu Alem, buyuruyor ki size ne oluyor ki sizler başınızda imamınız Kur'an okuyor ve siz onu dinlemiyorsunuz. Sizden önce de bir kavim böyle yaptı. Allah onların gönlünden azametini sildi. Yani Allahu Teala azametiyle tecelli ederse bir kalp korkar. O azametini çekerse, o büyüklüğünün hissini onun üzerinden çekerse o kalp korkmaz. Peki Allahu Teala Hazretleri böyle kendi atası, kendi ihsanı olan azametiyle tecelli edip de kulunu hep korku halinde, sakınma halinde tutması büyük bir ikram. Peki neden bunu herkese vermiyor? Sakınmayanlara vermiyor. Yani okunan Kur'an'a dikkat etmeyenler, işte ne bileyim onun gibi işte cemaatte şeye giderken, safa giderken dikkat etmeyenler, hani bazen kendi arkadaşıyla konuşa konuşa insanlar geliyorlar, orada Allahu Ekber diyorlar ama Allah Ekber midir? Ekber ise bundan önceki halin neydi? Neden Allahu Ekber derken kendin zelil bir halde değilsin? Yani hem Allahu Ekber diyorsun ama sende de hiçbir değişiklik yok. Bir insan karşısında bir büyük olduğu zaman mutlaka ona karşı tevazuyla, edep ile durması lazım. Hele azamet sahibi bir Rabbin huzurundaysa mutlaka zelil, aciz bir halde olması lazım. Yalvarmanın dışında konuşmaması lazım. Eğer bu zelil hal, aciz hal üzerimizde yoksa Allahu Ekber kelimesi bir şey ifade etmez. Yani sen büyüksün ama ben de fena değilim haşa. Bunun gibi sıkıntılı bir vaziyet. Bu yüzden de öyle derler. Yani bir insanın Allahu Ekber diyebilmesi için ömrü içinde, hayatı içinde hep Allah'ı büyük görüp sakınabilirse namazı da gerçek manada Allahu Ekber diyebilir. Yok, dışarıdayken sakınmıyor. Gözünü, dilini, kalbini, hiçbir şeyini sakınmıyor. Ama namaza gelip Allahu Ekber diyor. Rabbimiz buyuruyor meleklere bunu yalancılardan yazın diye. Allah muhafaza. Öyleyse korku, Allah korkusu bizim için çok büyük bir nimet ama kim şey yapıyor, korku sahibi oluyor? Allah'ın alametlerine, şeairine hürmet edenler korku sahibi oluyor. Orada o Allah'ın alametlerine karşı saygısızlık etmeyeyim diyenler. Kur'an öyledir, seccade öyledir, tesbih öyledir, elinizden atamazsınız. Neticesinde plastiktir, hiçbir şey değildir ama olmaz, ona bir dikkat etmeniz lazım. Bunun gibi ilahi huzurdasınız çünkü. İlahi huzurda olan bir insanın hiçbir şekilde hareketlerinde diğer insanlarla olan muamelesi gibi olamaz. Bunu göz önüne aldığımız zaman bakıyorsunuz Allah'ın şeairine de ancak kalplerinde takva olanlar hürmet ediyorlar. Demek ki biz Allahu Teala'nın alametlerine, Safa'ya, Merve'ye hürmet edeceğiz. İşte Mina'ya hürmet edeceğiz. Namaza, Kur'an'a hürmet edeceğiz. İşte ne bileyim bazı büyükler biliyorsunuz kağıt fabrikasına doğru ayaklarını uzatmazlarmış ki orada Allah'ın kelamıyla ilgili bir şeyler basılacak, ilim yazılacak o kağıtlara diye. İşte böyle oruç bize sakınmayı öğretir. Sakınmak Allah korkusunu getirir. Allah korkusu da bütün kapıları açar. İnşallah akibette bizim olur.